Teşekkür ederim. Güzel bir fuar ziyareti yapıyoruz. Birkaç arkadaşımız ziyaret edememiştik açıkçası. Şimdi onları bir ziyaret edelim. Hem de gönlünü alalım. İnşallah 8 ay için çok güzel bir program, güzel bir fuar. İnşallah ilerleyen bundan sonra sene daha da büyüyerek devam edelim. 8 ay tanıtımıyla alakalı, çoğunluğun tanıtımıyla alakalı bu organizasyonuna ihtiyacımız var. Başta bu konuyla ilgili Umut Bey'e çok teşekkür ediyorum özellikle. Uzun yıllardır bununla ilgili uğraşıyor. Geçen yıl Tarım Bakanımıza tarım fuarını açmışım, yaptırmışım. Bu yıl açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Müslüman Savaş Şentop yaptı. İnşallah daha da hızlı bir şekilde duyurarak, genişleterek bu tarz organizasyonların büyümesiyle ilgili üstümüze düşeni yapacağız. Bu tip organizasyonların bölgemize çok büyük faydaları var biliyorsunuz. Evet. Siyasi çevrede bütün partiler destek veriyor bu fuarlara. Yani Tekirdağ ile alakalı çok böyle siyasete konuşulmaması gereken, bu Tekirdağ'ın gelişmesiyle alakalı bir proje. Sadece eleştiri yapmak zorunda kalıyoruz bazen. Özellikle büyük şehrin bu fuarda biraz daha destek vermesi gerektiği konusunda yerel yönetimler eğer konuya sahip çıkarsa sadece Trakya'nın değil tüm Türkiye'de duyurabileceğimiz bir fuar olur. Bizim amacımız bunun tüm Türkiye'de konuşulmasını sağlamak, tüm Türkiye'ye duyurusunu yapmak ve mümkün olduğu kadar da katılımcıların sayısını artırmak. Neden? Başta Çorlu esnafının, Tekirdağ esnafının, üreten esnafın neler ürettiğini, ekonomiye neler sağladığını, hangi kalitede sağladığını pazarlayabilmek aslında. Bir de bizim Trakya esnafı çok güler yüzü. Bunu sizler de şahit oluyorsunuz. Yani herkes şurada tanısanız da tanımasanız da muhakkak içeri gidip bir çay, yani içeri bir sohbet edelim diye dört gözü bekleyen samimi insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu güzel insanları halkla, vatandaşla buluşturmak lazım. Sizleri de görünce çok seviniyorlar. Sizleri ziyaretleri de çok önemli. Yani gerçekten bu fuar benim için çok önemli. Geçen yıl da çok emek verdik, uğraştık. Bize düşen ne varsa yapmak zorundayız. Yani sonuçta siyaset millet için yapılıyor. Bir de milletimize az da olsa bir katkı sağlayabiliyorsak mutlu oluyoruz bundan. Yani sizleri daha fazla fuardan sonra da görebilecek miyiz Çorlu'da? Yani şöyle, en çok mesai harcadığım ilçelerin başında geliyor Çorlu. Yani 50 ilden daha büyük bir ilçede eğer ki vakit ayırmazsanız siyasette söz sahibi olamazsınız. Bunun bilincindeyiz. Çorlu benim için de çok kıymetli. Üstelik ben il başkan yardımcılığım döneminden beri Çorlu'da koordinatörlük yaptım. Çorlu'da seçimle ilgili SKM başkanlığı yaptım. Dolayısıyla Çorlu benim için çok önemli. Yani o yüzden mesela dün de Şarköy'deydim. Hem Şarköy hem Çorlu. İkisine de çok fazla emek verdiğim ilçeler. İl başkan yardımcılığı döneminde. Dolayısıyla diğer ilçeler de tabii önemli ama çok bunu kabul etmek lazım. Çorlu hani derler ya bizim evladımız gibi. Siyaseti de burada öğrendim. Çok fazla mesai harcadım. Çok dostum var, arkadaşım var. O yüzden biraz daha fazla torpil yapıyor diyebiliriz belki. Ben böyle diğer gazeteci arkadaşlarım gibi sıkıştırmayacağım sizi. Yok, sıkıştırmayacağım. Böyle sıcakta fuar geziyorsunuz. Zaten söylenmesi gereken her şeyi de söylediniz özetleriniz. Çok teşekkür ederim. Ben başka eklemek istediğiniz... Şöyle, Tekirdağ'da, Çorlu'da kurulan bu fuarla alakalı 4 fuarımız var. Ciddi anlamda herkes elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. Ben bütün Trakya'daki hemşehrilerimizi, özellikle Trakya'daki hemşehrilerimizi, eğer sesimiz duyan varsa İstanbul'daki kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz. Hem fuar alanımızı gezin, hem Çorlu'nun esnafının çarşısını bir gezin. Tekirdağ gelmişken Ereğli hattından gelin, bizim Ereğli'mizi bir gezin, denizimize bir bakın. Tekirdağ Süleymanpaşa'ya bir uğrayın, Hükümet Caddesi'nde bir tur atın. Oradan çıktınız, Şarköy'e gidebilirsiniz, yine deniz bölgesi. Sonra canınız sıkıldı, biz fuara gidelim derseniz Çorlu'ya gidin. Biraz da kırsal bölgeleri gidelim, bakalım orada neler var derseniz Hayrabolu, Malkara, Şarköy'e yapabilirsiniz. Böyle. Yani Tekirdağ bir başka güzel, insanlarıyla bir başka güzel. Bütün herkese davet ediyoruz şehrimize. Teşekkür ederim. Çok sağ olun bu sıcakta. Estağfurullah. Size fuarı gezerken hemen böyle yakaladık, kırmadınız bizi. Çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. İyi günler.